Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu dördüncü videomuz. Bugünkü videoda Kerin arkadaşımız var. Marmaris'li kendisi. Onun arabasına, şu güzel 2002 model arabasına şu düğmeyi takacağız. Size bahsetmiştim. Bizim LPG'de kullandığımız zaman aracı arabanın kendi orijinal benzin ibresi düşüyor. Araba seyir halindeyken. Bu şekilde onu düzeltmesini sağlayacağız. Yani gidip tekrar 50 liralık benzin almanıza gerek kalmayacak. Evet. Başlayalım mı abi? Başlayalım. Tamamdır. İşleme başlamadan önce şamandıraya ulaşmamız lazım. Onun için de şurada koltuğun yatırma kolları var. Basıp koltukları tek tek birine yatırıyoruz. Daha sonra şu alttan tutup mandalı kaldırarak koltuğumuzu kaldırdık. Şimdi burada şöyle bir aparatımız daha var. Biz bunu söktük. Bunu söküyoruz. İkinci aşama. Daha sonra şamandıramız şoför tarafında, yolcu tarafında olduğu tarafta. Şurada tutan bir tane pimimiz var. Bunu da sökmüştük. Şu şekilde. Tornavida ile bunu çevirerek açıyorsunuz. Halıyı kendinize doğru çekip diğer halıyı da koltuğa doğru ittiriyorsunuz. Ve şamandıramız buradan gözüküyor. Üstteki kapağı söktükten sonra içeri girelim abi biz de. Pimi buraya koymuşuz. Abi şimdi yaklaşabilecek misin şöyle şamandıraya? Arkadaşlar elimizdeki pimi, düğmeyi daha doğrusu, şamandıranın 4 tane kablosu var burada. Bunlardan 2 tanesi kalın şu şekilde. Diğer ikisi de daha ince. Bizim kullanacağımız kablolar şunlar. Turuncu ve yanlış görmüyorsam siyah. Bu kabloları kullanacağız. Diğer kalın olan kablolarda şamandıranın benzin pompasına gidiyor. Onlarla işimiz yok. Şimdi birazdan yan tarafı açacağım. Bu kablolar koltuğun altından devam edip kapının oradan konsola kadar gidiyor. Onu nasıl bulacağımızı da göstereceğim. Şimdi burayla işimiz yok. Burayı kapatalım. Arkadaşlar şimdi şu plastiği sökmemiz gerekiyor. Çünkü şamandıradan gelen kablo şu plastiğin altından konsola doğru gidiyor. Onu sökmek için de öncelikle şu emniyet kemerinin tokasını sökmemiz lazım. T40 Torx Allian tutuyor bunu. Şöyle vidayı açıyoruz. Yukarıya kaldırıp şu şekilde yerinden çıkartıyorsunuz. Bunu koyalım. Şurada iki tane pim tutuyor bunları. Senin zaten bir tanesi çıkmış. Şuradan çıkartıyoruz çekerek. Aynen. Buraya aldık. Şimdi şamandıranın kablosu şu bizim halının altından geliyor. Şurada. Şu kablo. Şimdi bu kabloyu şurada başka bir tesisat kabloları da var. Oraya kadar takip etmemiz lazım. Şuradan çıkartıyorum. Evet, şuradan bir girmişler zaten. Şöyle açalım. Şimdi şu kısmı açmamız lazım. Şamandıra'dan gelen kabloları buradan bulacağız. İyi bantlamışlar. Şimdi şu yeşil kablolar. Birisi şu siyah olan. Diğeri hangi renkti? Siyahla mor muydu? Mavi mi? İşte böyle unutmamak için bence telefonun resmini çekin. Şimdi tekrar bakmamız lazım.
Evet, tekrar şamandırayı açarak baktık. Turuncu ve siyah kablo. Şamandıradan gelen kablolar bunlar. Bizim kullanacağımız, bize ihtiyaç olan kablo da bunlar. Şimdi bunları kesmeden arkadaşlar hafifçe şöyle sıyıralım. Şimdi düğmemizi alacağız. Düğmemizi de anlatayım size. Şöyle bir düğmemiz var. Bu bas bırak şeklinde. Yani bastığı zaman takılı kalmıyor. Siz basılı tuttuğunuz sürece devre tamamlanıyor. Elinizi çektiğinizde de devre tekrar boşa çıkıyor. Bu düğmeye şu bacaklara hangisinde olduğunu, tamam, ha şu bacak, 47 ohm direnç bağladık. Bunun resimlerini atarım zaten size. Daha önce yapmıştık bu uygulamayı. Kendi arabamda da var zaten bu. Yaklaşık 6-7 aydır kendim de kullanıyorum. Şimdi Karen arkadaşımız arabasına takıyoruz. 47 ohm direnç. Bunu siz artı eksi atıyorum 40 veya işte 50 ohm şeklinde de kullanabilirsiniz ama ben 47 ohm kullandım. Bunun içinde birçok formları inceledim. Video kanallarına baktım. En son bir tane Türk bir arkadaşımız arabasına uygulamış. 47 ohm olarak. Onun videosunu gördüm. Onun uyguladığı şekilde uyguladım. Ama siz dediğim gibi artı eksi direnç kullanabilirsiniz. Şu uçları da açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu uçları açtıktan sonra şamandıradan gelen turuncu ve siyah kablolara paralel şekilde bağlıyoruz. Hangi kabloyu hangisine bağladığınızın çok bir önemi yok. Sadece bağlarken dikkat edin. Ben şu şekilde geçici olarak şu an bağlıyorum. Birbirine temas etmemesine özen gösteriyorum. Sadece deneme amaçlı şu an. Evet. Şimdi arabamızı açtık. Kontağımızı açtık. Kapattığımız falan hiçbir şey yok. Günün sonunda daha çok. Evet, yakıtımız doluymuş zaten şu an. Biraz önce boş gösteriyordu da bağladık ya bunları. O yüzden dolu gösteriyor. Şimdi uygulamamız şu şekilde arkadaşlar. Burada göstereyim. Daha sonra kendi arabamda da tekrar videoyu arkaya eklerim. Şöyle yapıyoruz. Kontak kapalı. Düğmeye basılı tutuyoruz. Kontağı açtık. Depomuz fulleniyor. Daha sonra anahtarı kapatıp, kontağı kapatıp elimizi düğmeden çekiyoruz. İşlem bu kadar. Kontağı çıkarttık. Şimdi tekrar takıp. Evet. Yani aslında depomuzda biraz öncekinden daha az bir yakıt varmış. Şu an görebiliyorsunuz değil mi? Biraz önceki daha fazlaydı. Aslında depomuzda olan gerçek yakıt bu. İşlem bu kadar. Siz bunu sıfırlandığı zaman gidip benzin almak zorunda kalıyorsunuz. Şamandırayı sıfırlayabilmek için. Ama yakıt almanıza gerek yok. Hani bu şekilde bir 10-15 liralık bir maddiyatla bu işi çözebilirsiniz. Sadece dediğim gibi tesisatın, şamandıradan gelen tesisatın hangi kablolar olduğunu düzgünce bulmanız lazım. 10 metreniz varsa bunları 10 metreyle de bulabilirsiniz. Veya bu şekilde yan tarafı açıp tesisatı takip ederek gelmeniz lazım. Şimdi tekrar montaj işlemini tamamlayacağız. Daha sonra da şu an benim arabamda zaten benzin sıfır gösteriyor. Orada da size nasıl çalıştığını tekrar gösteririm.
Tesisata düğmemizden gelen kabloyu paralel şekilde bağladık şamandıra tesisatına. Şu şekilde de şuradan geçirdik. Geçici olarak şu an burada bu. Daha sonra Karen arkadaşımız şu ayak gibi bir tane ayak yaptırıp şuraya ya da bu tarafa düğmenin sabitlemesini yapacak. Şimdi tekrar şu tesisatı düzgünce sarmaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kendi arabama geldim. Kendi arabamda düğmeyi şuraya takmıştık. Şimdi burada kendim göstereceğim. Evet, kilometreye gelelim abi. Kontağımızı açtık. Yakıtımız şu anda yarının altında gözüküyor. Ama normalde neredeyse benim depo full. Şimdi kontağı kapatıyoruz. Şimdi düğmeye basılı tutuyoruz. Kontağı çevirdik. Depomuz full gösterdi. Kontağı kapatıyoruz. Elimizi düğmeden çektik. Anahtarı çıkarttık. Şimdi tekrar anahtarı taktık. Kontağımızı açtık. Evet. Normalde dediğim gibi benim depo full'e yakındı. Birkaç saniye bekledikten sonra veya işte hareket haline geçtikten sonra bir kademe daha belki düşebiliyor. Tam o zaman aslında şamandıra depodaki yakıtı okumuş ve bize göstermiş oluyor. İşlem bu kadar arkadaşlar. Aslında çok basit dediğim gibi. Sadece bize bir tane bas bırak düğme lazım. Bir de 47 ohm direnç ve yaklaşık 1 metre kadar da kablo lazım. Gerisi tamamen işçilik. El beceriniz varsa zaten arkadaki şamandıradan çıkan kabloları şu şoför kapısını oraya kadar takip ediyorsunuz. Resmini paylaşacağım. Direnci nasıl bağladım? Oraya kabloyu nasıl çektim düğmeye? Onları resim olarak paylaşacağım. Daha sonra da o düğmeyi düğmeden çıkan kabloları da şamandıradan gelen kablolara paralel bir şekilde bağlıyoruz. Çok gerekli bir şey mi? Aslında çok gerekli bir işlem değil ama bazı arkadaşlar mesela arabayı tüpte kullanıyorlar. Bizim burada da arkadaşlarımız var. Ben arabaya tüp aldım. Yola çıktık. Tüpte kullanıyorum. Yolda giderken benzin göstergem sıfıra düştü. Gidip bir daha mı ben yakıt alacağım? Veya işte 50 liralık yakıt aldım. Yine hareket halindeyim. Depo yine sıfıra düştü. Her seferinde ben bu işlemimi tekrarlayıp duracağım diyen yani arkadaşlar için çözüm getirebilecek bir video. Bu videomuz da bu kadar. Kanala abone olan 83 abone arkadaşımız var. Onlara teşekkür ederim. Kısa zamanda sayımız artıyor. Bu şekilde tekrar yeni yeni videolar da gelecek.
gelmesini, çekilmesini istediğiniz video varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Umarım tekrar video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkatli kullanın. Gözünüzü yoldan ayırmayın. Eğitim alabiliyorsanız ileri sürüş eğitimlerini alın. Ben normalde motosiklet kullanıyorum. İleri sürüş eğitimlerini aldım. Motorda çok gerekli bir eğitim. Aynı zamanda arabada da zaten. Kendi limitlerinizi aşmamaya çalışın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.